Evet hepinize selamlar sevgiler sevgili dostlar yine sizlerle birlikte bir videodayız. Masallar ve misaller dünyasına birazcık giriş mahiyetinde olacak bugünkü programımız. Semboller ve sembolik dilin özellikleri üzerinde biraz tefekkür edeceğiz. Daha sonra biz bu programı kadim Kur'an sembolleri olarak da devam ettireceğiz. Kur'an-ı Kerim geçen 99 tane özel sembol var. Onlar üzerinde varlık okumaları yapacağız. O açıdan bu seri bir program olacak. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Evet, Allah her an bir şeende, her an bir yaratımda ve hakikat okyanusu içinde bizler denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremez böyle bir varlık içerisindeyiz. Tabii böyle bir varoluşunda insanın cüz'i aklıyla anlaşılması, kuşatılması mümkün değil. Her azanın kendisine ait bir hissesi vardır. Her azada da bundan istifade etmek ister ama alım gücüne kadardır. Orası ayrı bir mesele. İşte sembol okumaları burada devreye girer ki semboller sezgisel aklımıza hitap edip hakikat tarafından kuşatılıp bilinç açılması yaşamamız için varoluş sahnesine konulmuş anahtarlar gibidir. Bu anahtarları kullanarak hakikatin o derinliğini cüz'i aklımıza indirgeyebiliriz, yaklaşım sağlayabiliriz. Perspektif ve açı kazandırır. Tıpkı Kabe gibi. Kabe'ye biliyorsunuz 99 tane kapıdan girilir. Herkes kendi istidadına göre, kendi isminin faaliyetine, yeteneğine göre bir esmanın kapısından girer. Aslında bu bize şunu anlatır: kendi hakikatine hangi kapıdan, hangi sembol aracılığıyla gireceğini bil ve bütün semboller aslında tek bir şey anlatır: hakikatin ezeli ve ebedi olmasını, yani kabe'ye ulaşırız, kendi kıblemizi bulmuş oluruz. Sembolün insan yapısında dirilmesi veya insanın o sembol aracılığıyla dirilmesi demek kişideki cüzi aklın sezgisel ve varoluşsal bir düzeye yükselmesi demektir. Yani insanın cüz'i aklıyla hakikati kuşatabilmesi mümkün değildir. Ama zaten külli akıl tarafından kuşatıldığını fark etmesi de semboller aracılığıyla, sembol okumaları aracılığıyla olur. Bu bir tefekkürdür. Her şey onun bir dilidir hakikatinde bakacak olsak. Yeter ki okumayı bilelim. Aklın inşasında ve iknasında hakikat hikayeler üzerinden anlatılır bazen sayılar üzerinden anlatılır, bazen şekiller üzerinden, bazen gezegenler, bazen harfler üzerinden anlatılır. Farklı pencerelerden kıyaslamalar yaparız semboller aracılığıyla ve 360 derece olan bir yaklaşım sağlayabiliriz. Sayılar üzerinden mesela bir sayısının Allah'ı sembolize etmesi, ikinin kainatı, üçün ise insanı, dördün ise triyatları oluşturmuş, bir iki üçün kamil oturmuş arş halini, madde halini ve o arşa gelecek olan beş ise sevgiyi temsil eder. Arşa oturan sevgi, sonsuz döngüde, devinimde, altı devirli, altı yöne olan döngüsünde de varoluşun açığa çıkımını, tezahürünü bize altı devri anlatır. Yedi ise artık bunun çokluğa yansıması, her bir zerrede görülmesi, sekiz bunun sonsuzluk içerisinde olması, dokuz ise Kemalat'ın böyle olduğunu. Kemalat'ın yapısının 1'den 9'a kadar gelen o süreç kemalat anlatır. 10 ise artık kemalatın başka bir devre taşınmasını. 10 değişimlerin ve dönüşümlerin, 9 kemalatın, 8 sonsuzluğun, 7 çokluğun, 6 devirlerin, 5 sevginin, 4 maddenin, 3 insanın, 2 kainatın 1 ise Allah'ın birliğini sembolize eden sayılardır. Geometrik bir dille kare maddeyi, ovallik ise manayı temsil eder. Üçgen ise mana ve madde arasındaki geçişi temsil eder. İşte başımız ovaldir, bedenimiz karedir ama boğazımız üçgeni temsil eder. Onun için teşbihi olanlar, maddesel olanlar kareyle, tenzihi olanlar ovallikle, tevhidi olanlarsa üçgen ile sembolize edilir. İşte İslam o anlamıyla da Trinity, Triyatlar, Celal, Cemal ve Kemal dengesini göstermesi noktasında da tevhidi bize anlatır. Tabi bunu mitolojik hikayelerde de görebiliriz, gezegenlerde görebiliriz dediğim gibi, burçlarda görebiliriz. Kur'an'daki surelerde, ayetlerde görebiliriz, İncil'deki bablarda görebiliriz. Bunların hepsi sembolik bir dildir ki hakikatin dili semboliktir diyoruz. Sembolik olması Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz iki kategoride ayetler var. Nasıl Mekki sureleri ve Medine sureleri var, bir de muhkem ayetler, bir de müteşabih ayetler var ayetlerin bir kısmı teşbihler, benzetmeler, müteşabihat içermektedir. Bir de muhkem ayetler vardır. Semboller müteşabih daireye giriyor. Yani teşbihler var orada, benzetmeler var. Bir şeyi ifade ederken teşbih ile, benzetme ile ifade ederiz. Mesela sevinç yaşarsınız. Sevinç yaşadığınız anda o sevinci nasıl anlatacaksınız? Yaşadığınız sevinci dersiniz ki işte şuna benziyor, buna benziyor, şunun gibi, bunun gibi. İşte güneş gibi açıldı önümde, güzel bir kokusu vardı veya meltem gibi esintisi vardı. Bunları bizler hep yaparız yaşamımızda. Müteşabihat dilini, teşbih dilini, sembol dilini kullanırız ifade etmek için. Çünkü duyguları karşı tarafa nasıl aktaracaksınız? Teşbihlerle, sembollerle. Ama ne zaman ki bu sembol karşıya geçti veya sende hal oldu mesela sevinç. Sevinci bir sembolle anlatırsın. Sevinç duyduğumuzdan şüphe etmeyiz ama anlatırken onu sembollerle anlatırız. İşte bu anlattığımız sembollerde hep teşbih dilini kullanmış oluyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki ayetler derken biliyorsunuz ayet işaret demektir. İşaret ne demektir? Kendi varlığından öte başka bir şeyi gösteriyor. Buda'nın söylediği işaret parmağım ayı gösteriyor ama sen işaret parmağıma bakıyorsun diyor. Parmağımın gösterdiğine bakmak. O zaman Kur'an'ın gösterdiğini görebilmek. Göre nedir görene, köre ney dedi. Kur'an o ayetiyle bize bir şeyi işaret ediyor, bir şeyi gösteriyor. Ve her bir ayet bu anlamıyla müteşabihtir, semboldür. Ancak o ayetin hakikatini kendinde yaşadığın zaman, hal edindiğin zaman o ayet muhkem olur. Hakikatin dili semboliktir. Şu varlık tamamıyla semboller diliyle bize bir şeyi işaret etmektedir. Acaba Kabe neyi sembolize ediyor? Veya cennet neyi sembolize? Orada kadehlerden bahsediyor. Hurilerden bahsediyor. Halılar, kadehler, şaraplar, Birçok cehennemde de tasvirler var. Acaba bunlar anlatılırken kastedilen ifade nedir? Şimdideki boyutuma bakan, duygu boyutuma, düşünce boyutuma, beden boyutuma, sosyal noktadaki ilişkiler boyutuma, akıl boyutuma, ruh boyutuma, sezgi boyutuma. Acaba benim kaç tane kapım var ve bu hakikatler hangi kapılardan bana nüfuz ediyor? İşte bunu yaşadığım ve bildiğim anda artık el emin, muhkem hüküm nettir. Başka bir açıdan da baktığımızda muhkem ayetler evrendeki yasalardır. Açık, net bir şekilde belirlenmiş, çerçevesi ve sınırı belli olanlardır, kaya gibidir onlar. Yerinden oynamaz ve oynatılmaya çalışılırsa da ciddi sorunlar oluşturabilir, ciddi sorunlar doğurabilir. Yani yer çekimi kanunuyla, ozon tabakasıyla, insan genetiğiyle, bir tohumun genetiğiyle bunları oynarsak Yunus'un söylediği gibi seyreyle gümbürtüyü demiş. E i̇şte o zaman iklim değişiklikleri oluyor. O iklim değişiklikleri küresel bozulmalar ahlaki dejenerasyona da sebebiyet veriyor. Çünkü doğadaki yasalar insanda ahlak olarak kendisini göstermiştir. Ve o yasalardaki sıkıntılar insan ahlakında da sıkıntılara, bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Müteşabih ayetler ise az önce söylediğim muhkem ayetlerdi. Müteşabih ayetler ise bunlar da iç içe anlam boyutları ihtiva ediyor ve kişinin durumuna göre, algısına göre açılıyor. Yani bir biyoloğun gördüğüyle bir şairin gördüğü, evet aynıdır ama yorumları farklıdır. Hepimiz aynı varlık içinde yaşıyoruz ama katılımımız farklı, yorumlarımız farklı. Ha böyle olması güzel midir? Kesinlikle güzeldir. Çünkü hakikatin çok boyutlu olduğunun en net ifadesidir bu. Peki bunların hangisi doğru, seçimi nasıl yapacağız dediğimizde seçim, doğruluk, duruma ve şartlara göre değişir. Yani ameliyat sonrası su içmek doğru değildir mesela. Şeyleri hikmetine göre kullanmaktır doğru olan. Onu da durumlar, şartlar ve zaman ve kişiye özel durumlar belirler. Bıçak mesela veya ateş. Doğru mudur, yanlış mıdır? Nerede, nasıl, niçin kullandığınıza, kimin elinde olduğuna bağlı. Varlığın ana ruhunu bozmadan olan anlayış ve tanımlar çeşitlilik noktasında bize hakikatin özgün güzelliğini gösterir. Dediğimiz gibi hakikatin dili semboliktir ve bu dil muhatabın seviyesine göre anlaşılır. Onun derinliği muhatabın bilinç seviyesine göredir. Her sembolde kişiye özel anlamlar vardır, içerikler vardır. Ve o sembol de o kişiye özgüdür ama evrenseldir. Ve kişiye özgü ama evrensel olan o sembol, kişiyi o evrenselliği içinde özgün kılar, evrensel yapar işte o sembol aracılığıyla kişi biricikliliğine uyanır, eşsizliğine uyanır. Gerçekten bakın bir eşiniz daha var mı? Kendisini tekrar etmeyen bu sistem içerisinde sizin bir benzeriniz dahi yok iyi veya kötü anlamda. Eşsizsiniz. Simgeler anlamları bir arada tutarken onları örtme görevini de üstlenirler. Sufilere bakalım mesela. Sufiler simgeleri sezgiyi ve aklı yeni bir keşfe açmak için kullanırlar. Onların kullanmış oldukları o alegoriler, karşıdaki salihin belli bir bilince yükselmesi için birer araçtır, enstrümandır onlar. Notalar gibidir. O semboller arasında harmoniler oluşturup karşıdakinin bilincine perspektif kazandırırlar. Algı seviyesine göre hakikati yaşattırıp kadim bilincin içinde kendilerine yer etmelerini, yer bulmalarını, kendi kıblelerini bulmalarını sağlarlar. Bunlar kadim bilinç okullarıdır. Tasavvuf nedir? Kadim bilinç okuludur. Peki burada ne yapılır? Varlık bilimi okunur. Peki bunun faaliyeti nedir? Sanatsal faaliyetlerdir. O bilimi sanata dönüştürürler. Ontolojik yaklaşır, varlık bilimi yaklaşır ve bu varlık bilimini de sanatta gösterir. Bu okulun iki damarı, bilim ve sanat ve hikmet öğretisi kökleri ta İdris Aleyhisselam'a kadar dayanıyor. Biliyorsunuz İdris Nebi hulle biçer gezer Allah deyu deyu diyor Yunus Emre. Hulle ne demektir? Hulle sembollerle örülü örtülü bir hal elbisesi demektir. Yani giyeni kendi haline bürür. Sen o örtüyü aldığın anda ehli beytin o örtüsünü artık onun haline bürünürsün. Onun mayasıyla mayalanmaya başlarsın. Artık o maya Sende konuşmaya, sende hal olmaya başlar nazardır bu. Hırka ile sembolize edilmiştir. Farklı farklı hallerin de birbiriyle ilişkisi olarak da o hali görebiliriz mesela. Giyen artık onu hal eden artık hakikatin dili olur derken okuması, lezzeti, zevki, güzelliği daimi bir şükür üzeredir. Zahmetin içinde de rahmet vardır der rahmet zahmetle, zahmet rahmetle hayrı ve şerri bir olarak görür demek ne demek? Bataklıkta lotus yetiştirecek bir bilince gelmek demektir. O zaman işte semboller bizi varlığın çok boyutluluğuyla da ilişkiye geçiriyor ve onları dengeliyor. Gece ve gündüz gibi, kadın ve erkek gibi. İşte İdris Nebi bunu yapıyordu. Farklı farklı halleri birbiriyle örüntülüyordu, dengeliyordu, tevhiddi. İdris Nebi hulle biçer, gezer Allah Deyu, Deyu. O elbiseyi giyende hakikatin dili oluyor, hakikatin yaşanması için de yola giriyor, hizmet ediyor. Ve bu hizmette ona bir bilen eliyle öğretiliyor. Bunlar güzel. Ve buralarda uygulanan bazı ritüeller vardır. Temrinler vardır, ayinler vardır, seremoniler vardır. Ritimler, ritüeller. Hazreti Şems bunu söylüyor. Ritimin ne olduğunu sana söylersem diyor, yer gök yerinden oynar. Müzik ve fizik, ses, frekans, evrenin ana titreşim rezonansları ile harmonisi ile olan uyum işte cemalin içinde olmak gibidir. O ritüellerde, o temrinlerde, o ayinlerde varoluşsal ritmin içerisine girip orada hakikatin bilinmesi ve tecrübe edilmesiyle ilgili ortamlar hazırlanır. Bu bazen bilim yoluyla olur, bazen sanat yoluyla olur. Ama bu temrinlerde bunların hepsi tahayyül, belli bir tasavvur, belli bir taakkul içerisinde tecessüm mertebesine gelir. Yani en derin katmanlardan en yüzeydeki katmanlara kadar her tarafa nüfuz eden bir ortam hazırlanır ve kişi orada kendi hakikatini deneyimleme yoluna girer. İşte burada bir anlam kazanma vardır. Yani salikten istenen veya saliğin görmesi gereken, yani yolcunun görmesi gereken nedir? Görülenin ötesinde gösterilmek isteneni görmesidir. Görülenin ötesinde ne gösteriliyor onu bilmesi? 2. Göstereni bilmesi. Yani bu kalem gerçekte neyi işaret ediyor? Aklı işaret ediyor. Peki bu aklın sahibi kim? Allah işte kalemden akla, akıldan Allah'a olan bu döngü bu temrinlerde, bu ritüellerde vardır. İdrak açılır. Kişi tecrübeye doğru hem anlayış noktasında hem de deneyim noktasında yol almaya başlar ki geometri bu ilimlerin başıdır. Geometri tekkelerde zaviye kazandırılır insanlara. Zaviye açı demektir. Perspektif kazandırmak. Dış geometri ama içeride ahlaktır o aslında dış matematik ama içeride aklın inşası ve düzenidir. Yani esmaların o bilimsel iz düşümlerinin her bir yasası insanda ahlak olarak kendisini gösterir. O zaman o okullarda anlatılan hukuk içerideki vicdanın inşasıdır. O okullarda anlatılan müzik içerideki fiziğin ve varoluşsal bağlantıların ifadesidir. Hem zevklidir hem ilmidir. Semboller, kavramlar gibi böyle çok açık, net değildir, mantıksal değildir. Yani bu budur, bu da budur diyebileceğiniz şeyler değildir. Bilakis semboller örtüktür, biraz buğuludur, sezgiseldir, saygılıdır. Yani kişiye göre açılması veya kişinin hazmına göre açılması, kişinin keşfetmesi üstü örtüktür. Ama kavram bu budur, bunun dışında da yoktur. Öyle semboller öyle değil. Zıt kutupları tevhide getirme noktasında Allah'ın birliğinin ifade ediliş biçimleridir onlar. İşte iç içe anlam boyutluluğu ile zıt kavramları da kendi bünyesinde saklar. Zıt kutuplar. Bunu esmalarda da görebiliriz, surelerde de görebiliriz mesela. Celal Cemal var. Hadi Mudil var mesela. Rahman Rahim. E, tarihsel olarak işte Musa Firavun, İsa Roma, Adem ve Havva bunlar hem kavram çiftleri, kavram zıtları. Bunları surelerde, hikayelerde, kıssalarda kavramların sembolik açılımları, serimlenmesi olarak da hikayelerde görüyoruz. İşte bunların anlamlandırılıp yorumlanması tamamıyla zevkidir. Herhangi bir iddia içermez. Sadece sezgisel aklı tetiklemek içindir bunlar. Kişinin peki bildiği nedir bunun neticesinde? Bildiği yine kendisidir, deneyimlediği yine kendisidir kendinden kendine olan bir kıblenin içerisindeyiz. Şimdi bunlara birazcık örnek verelim. Bir iki tane tarihten, mitten örnek verelim. Biliyorsunuz tarihimize baktığımızda Ferhatla Şirin hikayesini, mitini bilirsiniz. Ferhat ne yapmıştır? Dağları delip Şirin'i arayan bir adamdır. Öyle biliriz yani. Bir kadına aşık bir adam varmış Ferhat. Vay işte onun aşkıyla da ne yollar almış, dağları da delmiş filan. Böyle. Ama simgesel anlatımda bu şöyle Ferhat ismine bakacağız. Ferhat ismi önemli. Fer ve had olarak, hudut olarak çözümlersek fer asıl demektir, ışık demektir. Yani bununla ilgili bir çağrışım yapabiliriz. Özümüz olan şirine ulaşmak için bizler ferimizin, ışığımızın haddını ve hududunu bilmeliyiz. Onu dengeli bir şekilde kullanmalıyız. Onu hem aşmalıyız hem doğru kullanmalıyız. Ona takılı da kalmamalıyız. Nedir bu hat? Ferimizin etrafında olan bu hat. Ruhumuz olan ferimiz, gözümüzün feri deriz mesela. Işığımız olan ruhumuzun etrafındaki hat, hudut nedir? Beden ve zihin yapımızdır. Şirin olan ruhumuzu bulmak ve onun fer ile buluşması o ruhun kemalata çıkmasıdır. Bu açıdan Beden ve zihin dağını delmek kolay bir iş değildir. Ferhat dağları delecek. Beden ve zihin dağını delmek işte fer bizim varoluşsal gerçeğimiz, asıl doğamız. Asıl varlığımıza biz beden ve zihin yapımızla bir hat çizeriz ve ferin etrafı dediğim gibi benlik dağıyla sınırlanmış olur ve varlık düzlemi tabii ki bu denge üzere kurulmuştur. Yani Ferhat bir tarafıyla feriyle bir tarafıyla da haddiyle dengede olursa ferdiyete çıkar tek ferhatta kalır haddını hududunu aşamazsa o feri de kaybeder ama feri bilip dışarıdaki haddi hududu da dengeli bir şekilde aşabilir ve şirinle buluşabilirse işte o zaman orada ferdiyet hakikati görülür okyanus fer gibidir dalga ise okyanusa çizilen bir hattır bir dalgadır ve bu okyanusu dalgalandıran nedir? İşte şirine duyulan özlemdir, hasrettir. Şirine öyle bir aşk vardır ki varoluşsal olarak o, insan varoluşsal olarak özgürlüğe mahkumdur. Kulluğa mahkumdur işte. Hiçbir şeye kul olmama, sadece Allah'a kul olma ve Allah da kulluğunu kişiye bir bilinç olarak veriyor. Yani ben nasıl yaptıysam sen de benim gibi yap bu izni sana verdim. Bu ne demektir? Tutan el, gören göz, işiten kulak. Bu ne demektir? Allah'ın boyasıyla boyanmak. Bu ne demektir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. O zaman Allah manası ferimizdir, özümüzdür. Ama biz bu özün etrafını zihinsizle, kendi düşüncelerimizle örmüşüz. Yani okyanus, dalga ve şirin. Ve dahi rüzgar. Bakın okyanus, fer, dalga, etrafındaki hat, şirin, ona üfleyen niyet ve onu getiren nefes yani rüzgar. Hepsinin birleşiminden varoluş dalgalanmaya başlar. Tabi Ferhat şirini daha şu anda bulamadığı için daha tevhide tam gelmemiş. İlk öğrenmesi gereken şey nedir? Hat izafidir, okyanusa göre vardır. Had gerçekte yoktur, dalga gerçekte yoktur. Okyanusun bir görünümüdür ve dalga okyanustan ayrı değildir. Ferhad'ın ilk bilmesi gereken şey bu. Yani her şey izafidir, anlaşılıp aşılması gerekir. Hadlar, hudutlar, sınırlar hem vardır hem de yoktur. İç dairede sonsuz bir uzamsın, dış dairede ise sınırdasın. İşte bu İslam'dır. Teşbih ve tenzih dengesidir. Tenzihi olursun, iç alemde tamamıyla soyutlanma ama dış alemde de teşbih, hat, hudut realitesi var. O zaman benlik dalgalarımızı bizler anlayıştan gelen irfan ile aşıp irfan dağında şirin ile buluşursak, o zaman o okyanus, dalga o dağın, irfan dağının etrafında dans etmeye başlar ve Ferhatla Şirin ne yapar? Onun cemalini, onun güzelliğini görmeye başlar. İşte varlıkla ruh, ruhla nefis, nefisle akıl bunların hepsi tek olan hakikatin farklı şubeleridir ve bu şubeler bir ilke etrafında bir devlet yani İslam, yani barış, yani harmonik denge yani sul, yurtta sul, cihanda sul ile muhabbete başlarlar. Sevgi buradan doğar. Muhabbet ne demektir? Her şeyin birlenmesi anlamındadır. Böylece ne olur? Benliksiz olanla benliksizlik içinde bir ben olursun. O nedir? Ben, ben olanım. Hz. Musa Aleyhisselam soruyor. Allah'ım seni sorduklarında onlara ne diyeyim? De ki ey Musa ben, ben olanım. Kim ki o ilahi bene ulaştı? İşte ben onun tutan eli gören gözü işiten kulağı olurum. Maşa burada Allah olma öyle bir şey değil. Ama Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma. Ne demek? Zaten varoluşun bütünü olamayız. Ama varoluşun bir parçasıyız. Bu parça içerisinde bütün kendisini gösteriyor. Ama parça sınırınca, had, hudut sınırınca. Yani buhara haşikio demiyoruz veya suya haşikio demiyoruz. Ama odur Ama buhardır. <laughs> o zaman her şeyin kendi içinde bir ferinin bir aydınlanmasının olması. İşte gözümüzdeki bu feri pineal bezdeki ışıkla da ilişkilendirebiliriz. Çok seviyoruz oraları. Organsal düzeyde, evet hormonal düzeyde hakikati kesinlikle var. Beyinden bizi beyindeki algılayana geçirir bu fer. Gözümüzdeki fer nasıl ki nesnenin görülmesini sağlıyor ve nesnenin biçimini ve formunu aştırıyorsa, idraki ve anlayışı sağlıyorsa pineal bezdeki bu ışık, bu nur ise beyinden beyin ötesi algılayana bizi geçirir ki bu bizim akıl yetimizdir. İlk yaratılan nur odur. Fıtratımızın, hattımızın, hududumuzun özümüz olan fere çekilmiş bir sınır olduğunu ama bununla da sınırlı olmadığımızı biz nurani akıl mertebesinde idrak etmiş oluruz. Nurani akıl mertebesinde bütün sınırlardan çıkar, nura fere doğarsınız. Sultani akılda ise o feri dış dairenin haddi ve hududunun hikmetine göre istişare ederek kullanırsınız. Nurani akıl çözülmedir. Sultani akıl çözülmüş olanın hikmete uygun bir şekilde varlığa yeniden yansımasıdır. İşte her insan bu anlamıyla ferhattır. Ferhatlığında kalmamalı. Ferhatlığı ile dağı delip şirini bulup ferdiyetini inşa etmelidir. Mesela yine bu bağlamda ceviz sembolizmasına bakalım. Ceviz biliyorsunuz nefsimizi temsil eder. İnsanın kök hücresi gibidir. Nefsimizin iç içe olan o bütün mertebelerini bize anlatabilir. Tabii ki cevizi yiyeceğiz. Marifet ehli hem yer hem bilir yaşar yani cevizi yemek de hem anlayacağız hem de yiyeceğiz. Biliyorsunuz şeriat dairesi yapar bilmez. Hakikat dairesi hem yapar hem de bilir. Marifet dairesi ise on kokusundan mest olur, yeni yeni sistemleri de onun üzerinden doğurur. O zaman cevizin en dış dairesi şeriatı temsil eder. Acıdır, nefse, emmareye bakar, yasaya bakar, kanunlara bakar. Eğer o kanunların içinde ruh yoksa Bakın kanunlar veya şeriat dairesi köktür demiyoruz. İçinde ruh yoksa insana lezzet vermez diyoruz. Haşa şeriat dairesi yer çekimi, fizik, matematik. Allah'ın koymuş olduğu şu düzene yasaların çek bakayım bir tanesini ve bu yasalar bizde ahlak olarak görülmüş çek bakayım bir tanesini ne olur ama onları bilinçsiz yapar sak bir ruhu olmazsa akletmez misiniz İşittik ve itaat ettik İşitmekten gelen bir itaat zevkidir. Ama işitmemişsin, hiç bilmiyorsun. Birileri dedi diye zoraki yapıyorsun. E azap edersin. Onun için bilenlerle bilmeyenler bir olmaz. Bu iş gönül işidir. Ve bu sevgiyle yapılmalıdır. Eğer ruhu yoksa, hali yoksa o zaman tad ve koku vermez. Dolayısıyla acı gelir, içi acıtır. Ve insan acıdan kaçmak için ne yapar? Gizli de birçok hatanın içine düşer. Cevizin dış kabuğu yeşil kısmı şeriatı. Ondan kaçarken bu sefer birçok hatanın içine düşer insan. Eğer o hatalardan pişman olup doğrusunu peki nasıl yapmalıyım acaba nerede neyi eksik yaptım nerede hatalı yapıyorum diye eğer düşünmeye başlarsa öz eleştiri dairesine girerse nefsi levvame denir buna. İşte burası cevizin sert olan kabuğudur. Tahta olan o kısım var ya. Orayı kimle kıracaksın? İşte oradan mürşidin sana bu işin uzmanı rehberi veya senin gönül dostun sana onun vereceği bir akıl tokmağı vardır. Mürit geçmişini o tokmakla tak eder kırarsa altındaki kahverengi olan o korteks ile karşılaşır. Cevizin içinde beyin vardır. Korteks. Orası mülhimedir. Mülhime labirentlerden oluşur. Onun içinde insan çok çabuk kaybolabilir. Bunu anlatmıştık biliyorsunuz nefis mertebelerinde. Onun için hemen üstündeki incecik zara geçmek gerekiyor ki cevizin dışına taşasın. O incecik zar, o latif zar nefsi mutma inneyi temsil eder. İç gözü temsil eder. İç göz nedir? Dışarıdan içeri girdin, içeriden dışarı çıktığında basiret gözü sende açılır. İşte o dış zar bizi cevizin dışına çıkartacaktır. Yani nefsi raziye ve marziye o zaman biz cevizin ruhu olan yağı ile yağlanacağız inşallah. Ceviz yağı da güzeldir yani ceviz yağı, badem yağı, kantaron yağları bunlar güzel yağlardır. Yağlanmak yağ imanın bir temsilidir. Dolayısıyla cevizin ince zarı mutma inneyi, iç gözü yağı ise dışı ise raziye ve marziyeyi artık ne olur? Sen tohumdan meyvesine kadar olan bütün süreçleri bilirsin. Ferhad'ındaki Şirin'le yine buluşmuş olursun. Ferdiyettir. İşte ağaç metaforu o açıdan çok kullanılır yani. i̇mam Gazali de kullanmıştır. Hazreti Mevlana da kullanmıştır. Birçok İslam mutasaffı, muhakkikler kullanmıştır bunları. Mesela i̇mam Gazali ağaç ve meyve arasındaki örüntüyü ontolojik düzeyde akıl ve bilgi arasındaki bağ ile açıklamıştır. Aynı sembolü Hazreti Mevlana doğum ve ölüm üzerinden açıklanmıştır mesela meyvenin dış kabuğu ilmik hale bakıyor. İç meyvesi ise ilmi hale işaret ediyor. O şekilde kullanmış. Gazali'nin birçok eserinde bu tür sembolleri görürüz. Yine İbrahim Hakkı Hazretleri'nde marifetnamede bunları görürüz. Ahmed el bunide görürüz. İlahir bunlar var. Kur'an zaten bunlarla bunlarla ilgili programlarda yapacağız inşallah. Şimdi ağaç metaforuna şöyle birazcık bakarsak, insan gerçeği üzerinden bakarsak, ağaçlara bakın, dikkat edin. Kökleriyle ayaklarımızı, gövdesiyle gövdemizi, dallarıyla kollarımızı, yapraklarıyla bizim niyetlerimizi, çiçekleriyle de gerçekleşmiş olan o niyetlerimizi, meyvelerimizi gösterir. Artık o meyvele olduğunda da artık o niyetlerini halka sunabilirsin. İnsanın seyri sülüdur yani. İçindeki çekirdeğiyle halk içinde olmayı ve hakkı yaşamayı anlatır meyve. Meyvenin içinde ne var? Çekirdek var. O çekirdek neyin çekirdeği? Toprağın altındaki tohumun çekirdeği. İşte o meyve senin yaptığın ürün. Ve o ürünün içinde hakkın çekirdeği var. O zaman sen halk içinde hakkı yaşama bilincini meyve metaforu üzerinden okuyabilirsin. Böylece hak tohumu kendi kemalini nerede bulmuştur? Meyve içindeki çekirdekle bulmuştur. İşte buna hunt denilir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani toprağın altındaki tohumdan ta meyvenin içindeki çekirdeğe kadar olan o süreç, hatta o meyvenin düşüp o çekirdekten yeniden bir ağaç olması, yani başlangıç ve sonun buluşmasına hamd denir. Bu kuşatıcılıktır. Her şey bu şekilde kuşatılmıştır. İncir mesela çok örnek verilir. İçinde binlerce tohum var ve püskürmesiyle beraber binlerce incir ağacı çıkıyor ve bunun bir sonu yok. O zaman ölünce Meyve nereye gidiyor? Yine toprağa, yine yaş eriyor. Böyle bir döngü. İşte bu kamil ağacın ismi insanı kamildir. Ta ki meyve içindeki çekirdeğin yeniden ağaç olmasına kadar kendini deneyimlemiş, ulu bir çınar olarak da karşımızda durmaktadır. İşte gaybda olan ruhumuzun, ruhumuz gaybdadır. Nefsimiz ise maddede, bedenimizle, aklımızla, kalbimizle, Onların her birisi ruhun birer şubesidir. Ve akıl aracılığı ile biz ne yapıyoruz? Bu varlık ağacının meyvelerinden istifade ediyoruz. Nefsi mutmainne, huzura ermek, ne demek? Tatmin olmak, ne demek? Ürün vermeyen ağaç yok olsun diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. O zaman salih amel önemli. Yani tohumdan ağaca kadar o süreçteki meyve salih ameldir. O mertebede nefsini bilen Rabbini bilir. İşte köklü bir ağaçtır nefsi mutma inneyi temsil eder ve insanı kamildir. Ve onun sohbeti nedir? Onun meyvesidir. Ve her türlü canlı da elinin uzandığı ölçüde ondan alır. Ağaç metaforu böyle. İnsanı kamildir. Arı keza öyle. Arıların türlü renklerde karınlarından şerbetler çıkar. İnsanı kamili temsil eder mesela. Ve güneşe bakarak yönlerini tayin ederler. İstikametleri hep Allah'ın nazarıdır. Güneş Allah'ı sembolize eder zatını temsil eder. Ay ise Hz. Peygamber aleyhisselam temsil eder. Hilal hali Adem'i. 14'ü İbrahim aleyhisselam. Dolunay hali Hazreti Peygamber'i. Yıldızlar sahabileri temsil eder. Nehirler, ağaçlar, dağlar bunların hepsinin anlamı var. Ağaç oldu bu alem. Meyvesi oldu Adem. Maksud olan meyvedir. Sanma ki ağaç ola demiş. Hazreti Gayvi böyle diyor. Ağaç oldu bu alem. Bütün varlık tohumu Allah tohumu ağaç oldu ve bu ağacın meyvesi Adem. Peki bütün bunlardan maksat nedir? Meyve. Ağaç meyvenin vesilesi. Asıl meyveyi almak, ağacı onunla bilmek, tohumu onunla ekebilmek, işte kendini gerçekleştirebilmek. Dini literatürde az önce dediğim gibi buna hamd etmek, başlangıç ve sonun buluşması. E kadim Mısır'a gittiğimizde bunu yılanın kuyruğunu ısırması olarak görüyoruz. E bunu zodyak olarak görüyoruz. Daire orası arş. Yılan kuyruğunu ısırdığında ne oluyor? Uçan bir yılan haline geliyor. Yani ne yapıyor? Yılan sürünür. Normalde nefsi emmare. Yani amigdala. Yani reptilian Sürünür ve arkada iz bırakır. Duygusal insan. Kimliklere takılan. Etiketleyen patolojik, histerikli insan. Yani etiketler, iz bırakır. İçgüdü merkezindeki bir yaşamdır bu. Ama o kişi bir asanın, bir ilkenin etrafında eğer o yılanını aşar, onu ayağa kaldırabilirse ki İncil'de geçer. Hz. İsa der. Musa'nın çölde yılanı havaya kaldırdığı gibi siz de içinizdeki insan insanoğlunu diriltmeden Allah'ın melekutuna ulaşamazsınız der. Sürünen, yatay, lineer boyuttan dikey miraca doğru bir asanın, bir ilkenin etrafında çıkmak, aklı meaştan, tamamiyle içgüdüsel akıldan, aklı meada doğru, bir ilkeye doğru, bir gayeye, bir ereye doğru yönelmekle kıyama kalkmak, o yılanın kanatlı bir kuş olması, ruhlar alemine katılmasıdır. O asayı omurgamız olarak, yılanı o omurga etrafında dolanan yaşam nehri olarak da okuyabiliriz. Burada neden yılan metaforu? Çünkü yılan her hale bürünebilir. Elif harfi gibidir yani. Üçgen, kare, her türlü forma bürünebilir yılan. O zaman asa etrafında iki tane yılan var. Biri siyah, biri beyaz. Seçim sana ait yani. İki tane yapın var senin. Bunun birini seçmek, birini seçmemek değil. Tevhidde ceylanla aslanı bir arada bulundurursun. Geceyle gündüzü bir arada bulundurursun. Ama bu herkes için değil yani. İnsan illaki bazen bir kutup istiyor ki olması da lazım. Ama derinlerde o kutupların birbiriyle olan ilişkisini de unutmamak lazım. İşte unutmadığımız o ilişkiyle biz iletişime geçersek o zaman dengede oluruz. El Adlesması. İçeride sonsuz sevgi, dışarıda hikmetine göre iş görmek. Bu da tevekküldür. En büyük ibadet tevekküldür. En büyük ibadet Allah'a gösterdiğiniz hüsnü zandır. Yani kötü bir şey geldi başına. Diyeceksin ki demek ki bir kapıyı kapattı, yüz kapı birden açacak. Allah hüsnü zan beslemek. Çünkü o mülk sahibidir, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Bize düşen nedir? Bize düşen sadece ilerlemek, gelişmektir. Başka bir simgeye bakalım son olarak da. Yunus Emre'nin bir şiirinde görüyoruz. Diyor ki çıktım erik dalına anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp dir ne yürsün kozumu diyor. Erik dalı burada şeriatı temsil eder. Az önce söylediğim gibi cevizin dışı gibi yani erik dalı da şeriatı temsil eder. Üzüm ise şeriatın özü olan tarikata giden yoldur. Salik ağaca çıkar. İnsanı kamilin ağaca, ağacına çıkar. Ne yapar? Eriklerden üzüm yemek için aslında ama yani eriği yer ama hiç aklına üzüm gelir mi? Gelmez. Bir anda ne olur? Aşka düşer. Üzümün aşkına düşer. Şarabın aşkına düşer. İşte bir bilene varırsak onun irşadı yapabilir veya nasip nasip hazırsan geliyor o. Biz de hazır olmak için çalışma içinde bulunacağız. Bir tetikleyici olması. Varlık ağacına insan niçin çıkıyor? Bunun için çıkıyor. Bu ağaç insanı kamilin ağacıdır dedik. Hikmetine göre her hale de bürünebilir. O zaman hakikati gerçekten arayanlar için mürşidin şok eden ve uyandıran irşadı bir anda olur. Bir anda. Erik dalındasın ama anında o üzümün özü olan ledün şarabını içersin. Agah olmak, uyanmak. ...gözün açıldı. Bugün gözün demir gibi keskin bir keskin. Aşk şarabını içenler... ...onun derdine düşer. İşte başlangıçtaki dertle... ...sondaki dert bir değil. Başlangıçtaki dert... ...derde düşmen için olan o dertti. Şimdi esas derdin içine düştün. O dert senin dermanın. Çünkü onunla uyandın. O zaman bütün bu derde düşüren de... ...insanın içindeki o hakikate duyduğu özlemdir. Bu özlem de ancak... ...bir bilen eliyle olur... Ama öncesi tabi bazı cilveleşmeler vardır. Bostan ısı ise orada insanı kamili temsil eder. Eğer koz olan, koz hakikat ceviz demek, koz. Eğer koz olan o hakikat cevizini yeme ehliyetin yoksa seni azarlar, seni sorguya çeker o insanı kamil. Onun için Hazreti Mevlana demiş, Ey aşık, meyhaneden çıkarken ayılda çık, yoksa çoluk çocuğun oyuncağı olursun demiş. Azar işitmemek için her doğruyu her yerde açmamak, mertebesine göre açmak bunlar aslında Muhammedi şuurda ifade ve ahlak ve belagat olarak kendisini gösterir. Simgeler dediğim gibi kültürlerde birikmişlerdir ve bilgi birikimlerini ve algılama düzeyini de farklı dillerle ifade etmişlerdir. Dinsel yönelimlerde bunu görebiliriz. Hem kültürümüzde hem öğretilerde derinlikli semboller insanı besleyen geliştirendir. O zaman sen bir kültürün ve bu kültürün sembolleri içerisinde tekamül edensin. Tüm kutsal metinlerde sezgisel, sembolik, müteşabih anlamlar içeriyor. Bu metinlere yaklaşırken irfaniyet dediğimiz anlayış, aşk dediğimiz o arındırıcı unsur ve safiyet dediğimiz aklın parlaması, aklın arındırılması ve inşa edilmesiyle yaklaşım sağlayabiliyoruz. Derinliğini o şekilde açıyor bu derinliğini açmasına ilmi ledün diyoruz ki bizler bundan sonraki programlarda da inşallah Kur'an-ı Kerim'de geçen sembolleri ve mitolojide olan hikayelerin bu anlamlarıyla olan açılımları üzerinde de duracağız sevgili dostlar. Doğadaki, insandaki, organlarımızdaki, tarihimizdeki sembollere bakacağız. İnşallah seri bir program olacak. Kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir dahaki videoya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.